yaklaşık 10 dakika önce saat 15 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi olarak belirlenen o alanda şu anda arazide aslında incelemelerde bulunuyor. Burası aslında İstanbul'u ve yalnızca Türkiye değil dünyadaki önemli millet bahçelerinden, daha doğrusu önemli parklardan da, o büyük parklardan da büyük olması hedeflendiğini belirtelim. Şu anda 7,7 milyon metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi olacağını söylemişti daha önce Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu Atatürk Havalimanı'nın oluşturulacak millet bahçesi içinde dünyadaki şehir parkları arasındaki ilk sıralarda olacağını belirtmişti. 2053 vizyonu doğrultusunda aslında yeşil kalkınma devrimi adı verilen, bu şekilde betimlenen aslında bir millet bahçesi projesinin önemli adımlarından biri olacak burası. Özellikle burası Atatürk Havalimanı'ndan da bahsetmek gerekirse 2019 yılında sivil uçuşlara kapatılmıştı. Burası için de geri sayım artık başlamış durumda. Şu anda şu sıralarda yaklaşık 10 dakika önce, 10-15 dakika önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bölgeye geldi. Çalışmaların, buradaki çalışmaların da 2022 yılı itibariyle de başlaması planlanıyor. Ölçüler elbette değişik. Şu anda 11 milyon metrekarelik bir alan ve 7,7 milyon metrekarelik bir alan arasında olması planlandığını söyleyelim. Büyüklük önemli. Dünyadaki önemli şehir parklarından ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Burada çocuk oyun parkları, oyun alanları, kafeteryalar, lokantalar, müze alanları olması hedeflendiğini söyleyelim. Terminal binası bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı'nda buranın bir fuar alanına dönüştürülmesi bekleniyordu. Projeler elbette değişiyor şu anda. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı bu sıralarda yaklaşık 10 dakika önce geldi buraya. Arazide şu anda incelemelerini halen sürdürdüğünü belirtelim. Sözü elinden size bırakalım.